Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda matamızın üzerinde hiçbir malzeme yok. Aslında bugün bir videodan ziyade sürekli olarak düşündüğüm bir türlü fırsatını bulamadım. Ama bir şekilde fırsatını denk getirip de yapayım dediğim şeyi yapacağım. Bugün siz değerli izleyicilerimize almış olduğumuz bir ürünü çekiliş yoluyla hediye edeceğiz. Hediyemiz 3 adet dijital multimetreyi siz takipçilerimize çekiliş yoluyla hediye etmeye çalışacağız. 3 ürün de tamamen aynı özellikte. Markslow marka DT 830D serisinde akımınızı, DC voltajı, alternatif voltajı, diyot, direnç, aklınıza gelen ne varsa hobi amaçlı yapılabilecek çok ama çok işe yarayacak bir ürün. Ürünü arkadaşlar açılmamış ürünü gösterdim ki ürünün sıfır olduğu belli olsun. İçerisinde basit bir kullanım kılavuzu var ve multimetreye takabileceğiniz probları var. Ürün için daha sonra detaylı bir inceleme videosu çekeceğim. Doğru akım olarak 1000 volta kadar Ölçüm yapabiliyorsunuz. Şu kısım doğru akımı yapabildiğiniz kısım. Şu kısımda alternatif akım dediğimiz yani şebeke elektriğini ölçmek için kullanılan kısmımız sadece şuradaki bölme. Bu cihaz ile evde hobi amaçlı ölçemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Dediğim gibi şebeke elektriği alternatif akım. Bakın şu kısımda dirençlerin 10 değerini ölçebileceğimiz 2000K'ya kadar ölçüm aralığı da bulunuyor. Klasik bir multimetrede ne varsa neredeyse tamamı bunda da var. Siyahı kom kısmına bağlıyoruz. Kırmızımız da eğer normal bir voltajı ölçeceksek şuradaki v 10 MA kısmına bağlıyoruz. Şimdi diyelim ki 220 volt alternatif akım ölçmeye çalışacağız. Hemen bakın şebeke elektriği 225 volt. Kalibresi ayarı çok iyi. Diyelim ki bir direnç öl ölçmek istiyoruz. Elinizdeki direncin değerini diyelim ki bilmiyorsunuz. Bilmiyorsanız şu dirençlerden direnç konumuna getiriyorum. 20K'ya getireyim. Direncin bacaklarına proplarımı dokunduruyorum. Yönü fark etmez bunun. Bakın bu direncim normalde 1 kilo bir direnç. Neredeyse %98'lik bir doğruluk payıyla ölçümünü yaptı. DC akım ölçmek için de yani doğru akım ölçmek için de elimde bir tane şu şekilde lityum iyon pilim var. Lityum iyon piller en fazla 4.2 volt verdiği için ben bunu 20 volt moduna getirdim. Bakın. Yaklaşık 4.1 volt civarında pilim neredeyse tamamen dolu. Yani cihazımız gerçekten işe yarayacak güzel bir ürün. Ben eğer böyle bir şey almasaydım ki bunu da öyle çok araştırarak aldığım bir şey değil girdim bir aldım. Yani bununla bunun arasında neredeyse hiçbir fark yok arkadaşlar. Fark şu. Bir, ekran bunda küçük. Ama görünmesinde hiçbir sıkıntı yok bence. Özellik olarak tamamen aynı. Bunda sadece ekstra ışık farkı var. Ama neredeyse hiç kullanmıyorum. Burada hold tuşumuz var. Ama bunda aşağıda sıralanmış prop yerleri. Bunda yanında sıralanmış. Çok önemli değil. Bir de bunun arkasında şu şekilde koymak için bir aparat var. İnşallah ihtiyacı olan bir arkadaşımıza giderdi de ama çekiliş bu tabii kime çıkacağı belli olmaz. Ürünlerin hepsi şu şekilde 3 tane aynı marka üründen sizden hediye etmeye çalışacağız. Peki çekilişimizi nasıl yapacağız? Açıklama kısmında ve yorum kısmında size bir link bırakacağım. O linke tıkladığınızda bayan erkek fark olmaksızın isteyen istediği kadar mail adresinden, YouTube'undan, Gmail'inden, Instagram'dan giriş yapabilecek bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Oraya girip kendinizi ilk önce doğuracaksınız. Yani isminizi yazacaksınız, mail adresinizi yazacaksınız. Çünkü ürünü kazanan kişiyi o sitede kura yöntemiyle çekiliş yapacağız. Çekiliş yaptıktan sonra o kişiyi belirleyeceğiz ve mail adresi üzerinden o kişiyle iletişime geçmeye çalışacağız. Çekilişimiz bir aksilik olmazsa diğer hafta Cuma'ya kadar devam edecek. Sistem bunu tamamen kendi kendine ayarlayacak. Yani Cuma'dan sonra girmek isteyen arkadaşlar olursa sistem buna müsaade etmeyecek. Gerçekten güzel bir sistemmiş. Ben de internet ortamında buldum bunu. Bunun dışında yorum kısmından sizlere ulaşmaya çalışsaydım bu benim için çok zahmet alıcı bir sistem olacaktı. Yani anneniz, babanız, eşiniz, dostunuz sisteme ne kadar çok giren olursa o kişinin bunu kazanma şansı o kadar yükselir diyelim. Dediğim gibi inşallah ihtiyacı olan birine gider. Bunlar alakalı kargolama masrafı, şu bu gibi masraflar tamamen bana ait olacak. Eğer çıkan asıl kişilere ulaşamazsak yedeklerden artık bildiğini seçip bu ürünü onlara göndermeye çalışacağız. Bundan sonra fırsat buldukça inşallah her ay bütçemizde el verirse tabii ki siz takipçilerimize bu çeşit ürünlerden hediye edip size bu işi sevdirmeyi düşünüyorum. Ben ne elektrikçiyim ne de elektronikçiyim. Ben normalde bir veteriner hekimim. Ama herkesin hayatta sevdiği bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de bu elektrik elektronik işlerini amatör anlamda yapıyorum ve seviyorum. Bu kanalı takip edenlerin de bu ürünleri seveceğini ve onlar için kullanıcı olacağını düşünüyorum. Herkese bol şans. İnşallah dediğim gibi ihtiyacı olan birisine çıkar. Umarım faydalı bir videomuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu videoya da eğer abone olup like atarsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.